Ceren coğrafya dersinde öğretmenine, "Öğretmenim, Antarktika'da yaklaşık 6 ay güneş hiç batmıyor. Buna rağmen Antarktika'daki buzullar erimiyor. Neden?" diye sorar. Bunun üzerine Mustafa öğretmen, "Arkadaşlar, bu soruyu kim cevaplamak ister?" diye öğrencilerine sorar. Buna göre öğrencilerin verdiği cevaplardan hangisi doğrudur? Kutuplarda kar yağışı fazladır ki kar yağışını görmüyoruz çünkü yüksek basınç alanları, hava yükselmediği için yağış oluşmuyor. Orada sıcaklıktan dolayı su buz şeklinde dönüşüyor. Antarktika'nın büyük bölümünün su olması ve suyun donmuş olması ki burada 6 ay güneş batmaması durumunda bunların olmaması gerekiyor. Donmaması gerekiyor bu mantığa göre. Atmosferin kalınlığının kutuplarda az olması bu nedenle kutuplarda çok fazla ısınmama ki bununla da alakalı değil. Güneş ışınlarının geliş açısıyla alakalı olabilir. Güneş ışınlarının kutuplara çok küçük açılarla gelmesi zaten burada cevap geldi arkadaşlar. Güneş ışınlarının kutuplara daha eğik açıyla gelmesi. Yani güneşi görüyor ama eğik açıyla geldiği için hem de oraya giden enerjinin az olması ne oluyor? Buradaki en önemli etkenimiz oluyor. O yüzden de doğru cevabımızı D şıkkı olarak dikkate aldık. Troposfer daha çok yerden yansıyan ışınlarla ısındığı için yerden yükseldikçe sıcaklık her 100 metrede 0,5 yani 200'de yaklaşık 1 santigrat derece azalır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen bilgi ile açıklanamaz? Ege bölgesinde donlu gün sayısının Doğu Anadolu'dan az olması ki Ege bölgesi daha alçak, Doğu Anadolu daha yüksek ve buna bağlı olarak sıcaklık düşmekte, sıcaklık ortalamaları düştüğü için de sıfırın altına donlu gün sayısı artmaktadır. Kaçkar Dağları'nda yamaç boyunca bitkilerin kuşaklar oluşturması, yükseldikçe sıcaklığın azalması, yükselti sıcaklık ilişkisi yine açıklanabilir. Türkiye'de dağların 2500-3000 metre yüksekliğindeki alanlarda yerleşmenin azalması, bu alanlara sıcaklığın iyice düşmesi, olumsuz hava koşulları ve buna bağlı olarak yine yükseltiye bağlı sıcaklık azalmasıyla açıklanabilir. Kayseri'de yağmur yağarken Erciyes'in zirvesine kar yağması yine yükseldikçe sıcaklığın düşmesiyle açıklıyoruz. Dağların zirvelerinde bulunan kalıcı kar alt sınırının kutuplara gidildikçe azalması, bu güneş ışınlarının geliş açısı ki daha çok enlem etkisiyle açıkladığımız bir durum olarak karşımıza çıkmaktır. Yani yerden yükselti kısmı değil burada. Güneyden kuzeye doğru ya da ekvatordan kutuplara doğru gibi durumlarda bağlı olarak enlem faktörünü dikkate aldık. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Salim öğretmen derste nemin sıcaklık üzerindeki etkisine kim örnek vermek ister diye öğrencilerine sorar. Öğrencilerden bazı cevaplar yine gelir. Buna göre öğrencilerden hangilerinin verdiği cevaplar doğrudur? Mehtap, öğretmenim çölde nem az olduğu için gündüz çok ısınır, gece de çok soğur. Ki bu doğru bir ifade. Nem az olduğu için çöllerde çabuk ısınıp çabuk soğuma, sıcaklık farkının oldukça fazla olması ortaya çıkıyor. Deniz sıcak olan deniz kıyılarında buharlaşma fazla olduğu için nem oranı fazladır demiş. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar nemin sıcaklık üzerindeki etkisine bir örnek vermemiş. Bunu eledik. Derya gökyüzünün açık olduğu kış gecelerinde soğuma hızlı olduğu için gece ayaz olur. Ayaz kuru soğuktur ki gökyüzü açıksa buradaki nemlilik azdır. Buna bağlı olarak da ısı kaybı daha fazla olur. Bu da nemin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek. Nehir, nem oranının az olduğu karasal bölgeler yazın çok ısınır, kışın çok soğur. Gün içinde olan durum yine mevsimlere göre de aynı şekilde dikkate alınabiliyor. Ki nem oranının az olduğu yerlerde yıllık sıcaklık farkı da daha fazla olabiliyor. O yüzden Mehtap, Derya ve Nehir burada doğru bir örnek vermiş. Neye doğru örnek vermiş? Nemin sıcaklık üzerindeki etkisine doğru örnek vermiş. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Öğle saatlerinde dağların güneşe dönük olan yamaçları güneş ışınlarını daha büyük açılarıyla aldığı için sıcaklık ortalaması da daha fazladır. Buna göre yukarıdaki topografya haritasında verilen merkezlerden hangisinde sıcaklığın daha fazla olması beklenir? Şimdi enlem derecelerimize bakıyoruz. Nereye doğru artmış arkadaşlar? Güneye doğru artmış. Güneye doğru artarsa bu güney yarımkürede bir yer oluyordu. Ve ekvator burada kuzeyde kalıyor. Kuzey tarafta kaldığı için ki dönenciler de aynı şekilde bunun kuzeyinde kalıyor. Buna bağlı olarak bu merkez güneş ışınlarını daha çok kuzeyden dik açıyla alıyor. Bu nedenle de kuzey yamaçlar daha fazla ısınabiliyor. Ve şeklimizde bir numara kuzey yamaçta yer aldığı için,
Doğru cevabımız A şıkkı oluyor. Çünkü burada daha fazla sıcaklığın olduğu yer olarak güneşe dönük olan taraf, bakı etkisinde kalan taraf olarak biri dikkate almış olduk. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki grafikte 5 merkeze ait gerçek ve indirgenmiş sıcaklık değerleri verilmiştir. Yalnızca grafikteki bilgilere göre hangilerine ulaşılabilir? Eğer gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark fazla olursa bu alanda yükselti de fazladır. Bakın, eğer fazla olursa yükselti de fazla olarak dikkate alınmaktadır. Buna göre baktığımızda burada aynı olan, yani gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklığı aynı olan merkezin yükseltisi sıfırdır. Yani L merkezi 0 metre yükseltiye sahiptir. İndirgenmiş sıcaklığı daha fazla, gerçek sıcaklığı daha düşükse demek ki yükseltisi en fazla olur. Yani M kenti burada yükseltisi en fazla olan merkezdir. Bunu artık yorumlayalım. L merkezi deniz kıyısında yer almaktadır. Ne dedik L merkezi için? 0 metre. Çünkü bu ikisi arasındaki fark 0 oluyorsa onun yükseltisi de direkt deniz seviyesinde bulunmakta. N ve O merkezlerinin yükselti değerleri aynıdır. Şimdi N ve O'ya bakıyoruz. Dikkate aldığımızda burada N ve O'nun sıcaklık farklılıkları farklı. Yani baktığımızda gerçek sıcaklığı, indirgenmiş sıcaklığı aynı değil arkadaşlar. Ha, buradaki indirgenmiş aynı olabilir ama gerçek sıcaklığı aynı değil. Bu kısımda da baktığımızda farklı bir yükselti olacaktır. K merkezinin yükseltisi M merkezinden fazladır. Şimdi K'ya bakıyoruz, M'ye bakıyoruz. M'nin yükseltisinin daha fazla olduğunu söylemiştik. Çünkü aradaki fark daha fazla arkadaşlar. O yüzden buna da ulaşamadık. Burada en yüksek olan M merkezi demiştik. Yani doğru cevabımız burada A şıkkı oldu. Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça sıcaklık her 100 metrede 0,5 santigrat derece azalır. Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı destekleyen örneklerden biridir? Ekvator çevresinde yükseltisi 5000 metrenin üzerinde olan dağlarda buzullara rastlanması. Ki ekvator sıcak bir yer. Burada buzullara rastlamam için bayağı bir yükseğe çıkmam lazım. Çünkü yükseldikçe sıcaklık düşüyor. Demek ki bu deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça sıcaklığın düşmesiyle alakalı. Toros Dağları'nda bulunan kar örtüsünün güney yamaçta kuzey yamaca göre daha erken erimesi bakı etkisi. Ekvatordan kutuplara gidince kalıcı kar sınırının azalması enleme bağlı sıcaklık ilişkisi. Kuzey Anadolu Dağları'nın kuzeyinde sıcaklık farkının az olması denizellik, nemlik yani Karadeniz'in kuzey yamaçları. Yükselti ya da yüksek enlemlere gidildikçe sıcaklığın azalması enlem faktörüyle açıklanıyor. Burada yükseltiden bahsettiğimiz kısım A şıkkı oldu. O yüzden doğru cevabımızı A olarak değerlendirdik. Aşağıda Dünya Ocak ayı ortalama sıcaklık haritası verilmiştir. Haritaya bakılarak yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir. Eksen eğikliğine bağlı olarak en sıcak yerler Oğlak Dönencesi çevresindeki çöllerdir. Şimdi bakıyoruz güneydeki Oğlak Dönencesi ve Ocak ayı yani kış döneminde güneye daha dik açılarla geliyordu ve Oğlak Dönencesine dik geldiği için bu durum geçerli. Dünyanın en soğuk yerleri enlem ve karasallık nedeniyle Sibirya ve çevresidir. Hemen bakıyoruz en soğuk yerler eksi 30, eksi 40 ve daha düşük sıcaklıkların olduğu yer Sibirya ve çevresi enlem ve karasallıkta etkili oluyor. Karasallık nedeniyle Kuzey Yarımküre'deki izoterm eğilimlerine sapmalar daha fazladır. Karalar daha fazla olduğu için işte ısınma ve soğuma özellikleri denizlere göre daha çabuk ısınıp daha çabuk soğuyordu. Bunun bu şekilde olması oradaki sapmaları da etkiliyor. Çünkü özel konum şartları daha da ön plana çıkmış oluyor. Burada üçü de doğru oldu. Yani E şıkkını doğru cevap olarak aldık. Güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak sıcaklıkta değişir. Aşağıdakilerden hangisinde sıcaklığın değişmesi güneş ışınlarının geliş açısıyla açıklanamaz? 21 Haziran tarihinde Kuzey Yarımküre'de bulunan dönenciler çevresindeki yerler çok sıcaktır. Ki 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre'deki dönenci olan Yengeç dönencesine güneş ışınları dik açıyla gelir. Ve buna bağlı olarak da güneş ışınlarının daha dik açıyla gelmesi buradaki sıcaklığı arttırmaktadır. Arjantin'de dağların kuzeyinde sıcaklık ortalaması daha fazladır. Arjantin Güney Yarımküre'de ve kuzey yamaçları bakı etkisinde kalan bir ülkedir. Kuzey yamaçlara bakı etkisinde kaldığı için güneş ışınları daha dik açıyla gelir. Bu da oradaki sıcaklığı daha da arttırır. Yıl boyunca Mısır'daki sıcaklık ortalaması ülkemizden daha fazladır.
Ki kuzey yarımkürede kuzeye doğru gittiğimizde güneş ışınları daha eğik açıyla geliyor. Mısır da bize göre daha güneyde kaldığı için güneş ışınları daha dik alıyor ve daha sıcak oluyor. Gündüz karalar denizlere göre daha sıcaktır. Ki bu arkadaşlar gündüz karalar denizlere göre daha sıcaktır kısmı güneş ışınlarının geliş açısıyla açıklanamaz. Çünkü aynı enlemde bulunan hem deniz hem de kara düşünelim. İkisi de aynı enlemde. Güneş ışınları aynı açıyla geliyor. Ama bunların ısınma ve soğuma özelliği farklı. Çünkü denizler saydam olduğu için daha geniş alan, güneş ışınları daha geniş alana işleyebiliyor. Isınma daha da gecikiyor. Ama karalar daha dar bir alanı ısındığı için, kütleden dolayı katı bir halde olduğu için, saydam olmadığı için ne oluyor? Daha dar alan ısındığı için daha çabuk ısınabiliyor. Yani bunu biz güneş ışınlarının geliş açısıyla açıklayamıyoruz. Sabahtan öğleye kadar yeryüzü ısınır ki güneş ışınlarının geliş açısı daha da dik bir hale gelmeye başlıyor. Burada D şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'nin indirgenmiş yıllık izoterm haritası incelendiğinde en sıcak yerlerin Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa ve Mardin gibi illerin çevresinde yaşandığı görülmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır? Güneş ışınlarının daha büyük açıda gelmesi sıcaklığı arttıran bir etmendir. Kuraklığın şiddetli olması. Neden burası kurak? Ki sıcaklık fazla, yağış az olduğu için. Yani bu biraz daha sonuç gibi dursun burada. Atmosferdeki nem oranının düşük olması. Ki burası karasal olduğu için daha fazla, daha çabuk ısınabiliyor. Güneyden esen sıcak rüzgarlara açık olması. Ki Samyeli gibi rüzgarlar direkt burayı etkileyebiliyor. Ekvator olan uzaklığın daha az olması, yani enlem etkisi, güneş ışınlarının daha büyük açılarla gelmesi. Yani bunlara göre biraz daha geri planda kalan kuraklığın şiddetli olması. Dediğimiz gibi bu biraz daha sonuç gibi. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki grafikte 3 merkeze ait sıcaklık grafikleri verilmiştir. Yalnızca grafikteki bilgilere bakılarak bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir? Don olayı yaşanan merkezler. Ki burada sıcaklığın sıfırın altına düştüğü merkezlerde, yani M ve L merkezlerinde don olayları görülebilir. Don olayı çünkü sıcaklığın sıfırın altına düştüğü dönemlerde karşımıza çıkıyor. Merkezlerin bulunduğu yarımküre. Eğer Haziran, Temmuz, Ağustos'ta en yüksek sıcaklık, Aralık, Ocak, Şubat'ta en düşük sıcaklık varsa bunlar kuzey yarımkürede yer alır. Tam tersi olsaydı güney yarımküre. O zaman yarımküreye de ulaştım. Yükseltisi en fazla olan merkez. Ben burada yükseltiye ulaşamam. Çünkü gerçek ve indirgenmiş sıcaklıkların her ikisini de bilmemiz gerekiyordu ama burada öyle bir ayrım yok arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 2, yani B şıkkı oldu. Yukarıda verilen dağ yıl boyunca güneş ışınları en büyük açı ile hep aynı yönden geldiğine göre bu da aşağıda verilen bölgelerden hangisine yer alır? Demek ki hep aynı yöne geliyorsa arkadaşlar dönencelerin dışındadır. Ve burada baktığımızda özellikle kuzey yamaca güneş ışınlarının daha dik geldiğini bize gösteriyor. Bu da güney yarımkürede bir yer olduğunu gösterir. Bakın güney yarımkürede dönencelerin dışında bir yer olduğunu gösterir. Çünkü güney yarımkürede dönencelerin dışındaysak ekvator ve dönence kısmı kuzeyimizde kaldığı için güneş ışınları hep kuzeyden daha dik açıyla gelir. Şimdi bakıyoruz. 10 ile 20 derece ki kuzeye doğru arttığı için bu kuzey yarımküre. Bakıyoruz 30-40 kuzeye doğru artmış kuzey yarımküre. 5-15 güneye doğru artmış ancak dönencelerin içerisinde bakı yönü değişkendir. Hem güney hem kuzey olabilir. Bakıyoruz 10 yine kuzeye doğru artmış kuzey yarımküre. Baktık güneye doğru artmış ve dönencelerin dışında, yani 23-27'nin dışında bu alana güneş ışınları hep kuzeyden daha dik açıyla gelecektir. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu.